başlamak inan zor değil. Sadece biraz daha özveri. Türkiye'de yetişen en önemli rock müzik gitaristlerinden Yavuz Çetin toprağa verildi. Hüzne boğulan müzik camiası Yavuz Çetin'in cenazesi. Yavuz Çetin her ayrılıkta olduğu gibi zamansız bir ayrılıkla bizleri bıraktı. Ama 31 yıllık yaşamı boyunca geriye bıraktığı eserler o kadar benzersiz, o kadar eşsizdi ki onu unutmak artık mümkün değil. 1970 Samsun doğumlu Yavuz Çetin ilk kendi yaşadığı toprakların sound'unu tanımaya başladı. 15 yaşına kadar bağlama ve cura çaldı. 15 yaşında ilk kez gitarla tanıştı. 17'sine geldiğinde elektro gitarla. Tabii ondan sonra hiçbir şey bir daha eskisi gibi olamadı. Daha ilk gençlik yıllarında biyografisine birçok topluluğu kazandırmıştı. Hard Time Passengers, 102. sayfa, Ercan Yavuz, Vahey Üçlüsü, Bir Topluluğu ve Fethi Taner ve Toplama Adamlar en önemli isimler sıralayabileceğimiz. 1989 yılında Labirent topluluğuyla katıldığı Yıldız Üniversitesi Üniversiteliler Müzik Yarışması'nda zamanın usta müzisyenleri tarafından dikkat çekmeye başlamıştı bile. Yavuz Çetin'in ardından konuşmak, bir şeyler anlatmak onun hakkında o kadar kolay değil. Çünkü ülkemizin çok yetenekli müzisyenlerinden biriydi. Onun Yavuz'un ilk farkına varışım Yavuz'un Labirent grubuyla katıldığı Yıldız Üniversitesi Müzik Toplulukları yarışmasıyla oldu. O yarışmada Labirent grubunun büyük bir başarı elde ettiğini ve Yavuz'un da o grupta çaldığını öğrenmiştim. Yanılmıyorsam o sıralarda Marmara Üniversitesi müzik bölümüne devam ediyordu. Sonradan ayrıldığını zannediyorum. Fakat asıl daha yakınlaşmamız bizim bulutsuzluk özleminin ilk zamanlarında Bodrum'da Mavi Bar'da müzik çalıyorduk. Tatil günlerinde gidiyorduk Bodrum'a. Ve orada beni gelip bulmuştu ve çok hevesliydi müzik konusunda. Onların da bir grubu vardı. Beni çaldıkları bara götürdü. O gün bütün gün beraber gitar çaldık. Ve böylece bir aramızda bir sıcaklık, bir samimiyet doğdu. Hatta iyi bir gitarı da yoktu o zaman. Fender taklidi, Square diye gitarlar vardı. Öyle bir gitarı vardı. Yani o kadar güzel ve böyle zevk alarak çalıyordu ki. Ben sen ilk fırsatta bu gitarı gerçek bir Fender'le değişmen lazım dediğimi hatırlıyorum. 90'lı yıllarla birlikte Beyoğlu, Ortaköy ve Bodrum'da canlı müziğin yeni mekanı olan rock barlar ard arda açılmaya başladı. Aa, bu arada ancak sıkı topluluklarla çalışabilen mekanlar bu rekabette öne çıkabiliyordu. Sis Bar'da, Wolfwood, Flatline'da, Madam, Gitar Cafe'de acil servis. Ve derken 1992 yılında Blue Blues Band kuruldu. Kemancı'da ve Hayal Kahvesi'nde bambaşka geceler yaşandı. Evet, Yavuz bundan bayağı bir uzun zaman önce, 14 sene önce Yavuz'u dinlemem için Deha diye bir arkadaşım geldi. Ya dedi, Batu abi sen artık müzik yapmıyorsun, hep bir zamandır bıraktın ama bu adamı dinle dedi. Ben de gittim dinledim. Dinledikten sonra da bir daha adamdan kopamadım. Beni de bir gün zorla sahneye tekrar çakı çıkardı. Ondan sonra bir daha Yavuz'dan kopamadık. Ve 14 sene Blue Blues Band diye bir grup. Sunay Özgür. Davulcular hep değişiyordu da son anda en uzun dönem çalan Kerim Çaplı oldu. Böyle yani bir daha kopamadık birbirimizden. Süper bir gitarist. Türkiye'de yani dinlediğim en iyi rock gitaristi diyebilirim. Ama bizim 14 senelik bir birikimimiz vardı ve tabii ki beste yapıp onu birkaç müzisyene çaldırmak başkadır ama bir de oturmuş bir grubun ansambli. Yani bir dengeyi sağlamış bir grubun da dört kişinin birden vereceği şeylerle bir üretim yapmak bambaşka bir şey. Ve uzun zamandır Yavuz hep onu söylüyordu. Ya diyordu, şu eski bestelerim daha senden önce, işte seninle tanışmadan, bu bandı kurmadan önce şu ilki bir çıkartayım, ondan sonra ikinci albümün hazırlıklarıyla birlikte biz bir Blue Band albümü yapalım diyordu. Ve o Blue Band albümü için gerçekten bir hazırlıklar vardı.
özellikle adı anılan bir başka önemli müzisyen de Kerim Çaplı'dır. Kerim Çaplı sadece yurdumuzda değil, yurt dışında da dünya ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşmış olan bir yıldız. Ve o yıldızla uzun bir süre Yavuz aynı sahneyi paylaşmıştı. Bir araya geldik. Başladı çalmaya yani. Ya blues bandı, blues bandı beraber. Kısaca özetleyeyim. Yavuz Çetin'le ben, Batu ve Sunay. Ondan sonra öyle yuvarladık yani. Baktık ki beğeniliyor, popüler olduk vesaire vesaire. Onun gibi aynı zamanda Yavuz işte şöyle özetleyeyim. Mazhar Fuat Özkan'la çalışıyordu bir yerde biliyorsunuz. Mazhar Fuat Özkan'la bir takım çalışmalar yaptı. Oradan çok iyi müzik çalıyordu. Batı müziği çok iyi yapıyordu, onu söyleyebilsem. Yani bu pop, rock müziği falan. O ayrıca onu çok çok iyi yapıyordu. Çok bildiği şeyler vardı, parçalar vardı. Linda Skinner, Eagles falan filan. Onun gibi şeyler yaptı. Ve çok iyi çaldı bunları. Yani gerçi göreceğin fark o yani şu anda. Yavuz'un artık kayıtlarda, sadece kayıtlarda yaşayacak olan attığı soloların ilki 1994 yılında bu albümde dinlendi. İlk kez müzikseverlerin setlerine bu kasetten ulaştı Yavuz'un ilk sesleri. Fethi Taner'in İş Dönüşü İstanbul Kenti'nde adlı bu albümün ne yazık ki artık piyasada bulunmuyor. Yavuz 20'li yaşlarına geldiğinde, hatta 20'li yaşların ortalarında artık yaşından çok daha fazla sayıda bestesi albüm için çoktan hazır vaziyette bekliyordu. Ve 1997 yılında Stop Müzik etiketiyle ilk adını verdiği ilk albümü Raplar'da yerini aldı.
özverin. Eğer bana bir şans daha verirsen, senin erkeğin olmak, senin erkeğin olmak, senin erkeğin olmak istiyorum. Yavuz'un ilk albümünün sonunda dünya adını taşıyan enstrümantal bir çalışma vardı. Bu çalışmada bir başka üstad yine Yavuz Çetin'e eşlik ediyordu. Erkan Oğur. Evet, Erkan Oğur perdesiz elektro gitar ve perdesiz gitarda bu kayıtlarda yer almaktaydı. Bu çalışmanın bir başka özelliği Sinan Çetin'in yönettiği Robocounder filminde de yer almış olması. Sorumluluğumuz montajı yaparken, Propaganda'nın montajını yaparken birdenbire onun müziğini koymuştu finale. Ve çok güzel olmuştu. Onun son 7-8 dakikalık bölümünü Yavuz'un çaldığı gitarla ve onun yaptığı, onun beslediği bir parçayla, bir eserle bitirdik. O yüzden Yavuz'u orada tanıdım. Plato'da, bu aşağıda uzun saçlı, meczup, dünyaya küsmüş bir hali vardı ve gülümseyen bir çocuktu. Dudaklarında devamlı bir gülümseme hali vardı. Ve dünyanın kendisine haksızlık ettiği fikrindeydi. Yavuz'un ölümüne çok üzülmüştüm. Ve dönüp de onun bu felsefi sistemini sorgulamak istemiştim. Ve ilk defa bir televizyon programında böyle konuşma fırsatı bana verdiniz. Çünkü bu felsefi sistem aslında loserların, kaybetmiş insanların çok kolay sarıldığı bir sistemdir. Ve rahat ederler, huzura kavuşurlar. Dünyayı suçlayarak kendilerini bir huzura, bir bağışlamaya, bağışlanmanın huzurlu yatağında mışıl mışıl uyumaya terk ederler. Halbuki dünyaya insan bir tek şey için gelir. Hayatın kendisi amacı olan, hayatın bir tek amacı vardır, kendisidir. Onu yaşamaya gelirler. Ve insan vücudu o mutluluğu aramakla görevlidir. Yani kendisidir o mutluluğu bulacak olan. Mutluluk dışarıdan gelmez. Mutluluğu kendi bulur insanın, kendi elleriyle yaratır. Mutluluk dışarıdan bir türlü kendisine gelmedikçe, bunun bu cevabı aradıkça dışarıdan bana kimse mutluluk vermiyor. O zaman ben intihar edeyim'e çok kolay gidebilirsin. Dünyayı suçlamayan bir Yavuz olsaydı ve şimdi yaşayıp da bir sürü sanat eseri yapsaydı ve hala biz onun müziklerini kullanıyor olsaydık çok mutlu olurdum. Bütün gençlere tavsiyem buradan, yani senin huzurunda, dünyayı suçlamaktan vazgeçip kendi elleriyle mutluluklarını yaratmak için kendi pençeleriyle hayata tutunmalarını tavsiye ederim. Yavuz bu ilk albümü için stüdyoya girdiğinde birçok usta müzisyen onu desteklemek için elinden geleni yapmıştı. Ozan Doğulu, Kenan Vural, Cengiz Tuncer, Özkan Uğur, Serdar Öztop, Sunay Özgür bu isimlerden sadece birkaçıydı. Şimdi Serdar Öztop'u dinleyelim. Yavuz da uzun zaman aynı mekanlarda, ayrı zamanlarda olsa çalmamıza rağmen onunla paylaştığımız en önemli şey aslında Yavuz'un ilk albüm kayıtlarıydı. Yavuz'un ilk albümünü benim o zaman oturduğum evimde, daha doğrusu Çağlayan Örge ile beraber paylaştığımız evde kaydettik. Çok da eğlenceli bir çalışma olmuştu aslında. Tamamen ev ortamında, pijama terlik, tamamen kafamıza göre müzik yapmayı neşesiyle sadece. Yavuz'un çok değişik ve de çok insana hitap eden bir gitar çalma tarzı vardı. Bunun yanında vokal tarzı da öyleydi. Ve çok da güzel besteleri vardı. Bu bestelerin birçoğunu ben daha bu albüm fikri zaten gündeme gelmeden evvel dinlemiştim. Daha önce yaptığı bir takım demo kayıtlar vardı. Ve bir albüm yapmak istediğini çok iyi biliyordum. Bir gün hatta Moca'da otururken Yavuz'a gel senin albümü benim evde kaydedelim dedim. O da bu fikri çok sevindi. Ve beraber çalışmaya başladık. Endişesi sadece hissettiği gibi ve güzel bir müzik ortaya çıkartabilmekti. Sonuçta hiçbir ticari kaygı veya ülkede anlaşılır anlaşılmaz, insanlar alır almaz gibi tipinde bir takım endişeler taşımadan bir çalışma yapmaya gayret ettik. Tabii bu endişeyi taşımadığımızda zaten albümü satmamasından da sonradan belli oldu. Bunun yanında Yavuz oldukça eğlenceli bir insandı. Yani kayıtlarımız gerçekten çok şamata ortamında, yani şarkılar, türküler falan söyleyerek
Hatta albümde bir parça vardır. Kedi köpek seslerinin ve hepimizin beraber vokal yaptıkları bir parçadır. Bu zaten çalışma ortamının neye benzediği konusunda da çok ciddi takım tiyolar veriyor. Ülkemizin yetiştirdiği büyük gitar virtüözlerinden Akın Eldes'in yeri Yavuz için apayrıydı. Aynı şekilde Akın da Yavuz'u gerçekten çok seviyor ve takdir ediyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde Akın Eldes'in yayınlanan ilk solo albümü Kafi'de yer alan Lyric Blues adlı çalışma Yavuz Çetin'e adanmış bir çalışma. Kemalca'da birlikte çaldık Yavuz'la bir iki ay kadar. Kemancı'da evet Utku, Sunay, Yavuz o sıralar zaten beraber çalıyordu. Bir de ben katıldım. Dört kişi bir süre birlikte çaldık. Ve kemancı gecelerinden hatırladığım şey şu. İşte ben çalarken Yavuz eğilip benim pedalımdan benim sesimi açıyor. O sırada Sunay ile Utku arkadan kıkır 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 diyor böyle bir şey yapınca Yavuz. Neden anlam veremiyorum. Daha sonra öğrendim ki Yavuz genelde kendi sesini açmayı çok severmiş. Ve dolayısıyla ikinci bir enstrümana, solist enstrümanın yaşama şansı pek yok öyle bir volümde. Ama hani büyük bir iltifat işte eğiliyor ben solo çalarken işte benim şeyimi sesimi açıyor. Bu sonra aklıma kazınmış. Sonra işte birlikte epey çaldık, bir iki prova yaptık. Çok keyifli şeylerdi. Özellikle yani ben işte Yavuz nevi şahsına münhasır, her zaman şaşırdığım, yani dediğim gibi Türkiye'de olup bir Amerikalı'dan daha Amerikalı çalabildiğine, nasıl çalabilir diye düşünüp hayret ettiğim bir gitaristti. Sadece gitarist de dememek lazım. Özellikle birlikte çaldığımız haftalarda, kemancı haftalarında onun başka yeteneklerini de gözlemlemiştim. Şöyle ki bir sorun oluyor. İşte basçı mesela ya ölmüyor mu? Artık o detayları hatırlamıyorum. Gitarı bırakıyor, basa geçiyor. Bas gitarı çalıp şarkıyı söylüyor. İşte ondan sonra bas gitarı bırakıyor, davulun başına geçiyor. Yine şarkıyı söylüyor, davulu çalıyor. Ondan sonra bir gece başka bir yerdeydi bu, sanırım Mojo'daydı. Çıktı sahneye, işte klavye çaldı, sololar çaldı. Yani hakikaten çok yetenekli bir insandı, çok yetenekli bir müzisyendi. Çaldığı şeyi, çaldığı türü hakkını vererek çalan bir müzisyendi diyeyim. Yavuz, 90'lı yılların ortasında ülkemizin en büyük rock topluluklarından Mazhar Fuat ve Özkan'la tanıştı. O günden sonra Yavuz, topluluğun artık sanki değişmeyen dördüncü bir elemanı gibiydi. Babalar, böyle genç ve yetenekli bir gitaristle aynı sahneyi paylaşmaktan ötürü gurur duyuyor ve her konserlerinde izleyicilerine bunu belirtiyor. Yavuz Çetin, yani tek kelimeyle özetlemek gerekirse benim canımdı. Hakikaten Türkiye'ye bir daha öyle bir gitarist gelir mi gelmez mi şüpheli. Ruhunu tekniğiyle bu kadar güzel birleştiren, yani ender gitaristlerden, böyle gitaristler çok sık gelmez. Bu Allah vergisi bir şey. Küçük bir hikaye anlatayım size onunla ilgili. Bir gün Deniz Arcan albümünün de bir parça var. Bırakın Beni diye. Onun gitarını çalmak için stüdyoya geldi. Parçayı dinlettik bir kere. Odanın içinde ben var, Tom Master arkadaşım var, oğlum Kaan var ve Özkan var. Parçayı bir kere dinledi ve kayıt dedi. Şimdi parçada çok armoni değişiklikleri oluyor. Buna kayıt demek için hakikaten bayağı cesur olmak lazım. Ben de hayırdır inşallah dedim. Yavuz eğer böyle diyorsa yani birkaç seferde alırız dura kalka. Ya bir seferde o albümde şu anda dinlediğiniz Deniz Arcan Bırakın Beni albümde dinlediğiniz soloyu ve bütün arasındaki riffleri tek seferde çalmıştır. Hata yapmadan, bir daha aldırtmadan. Yani ben kalktım ondan sonra, dedim ki Yavuz bir elini ver, bir öpeyim dedim senin elini. Yani hakikaten ben dedim bu kadar güzel gitar çalıp da ilk defa dinlediği bir parçayı bir seferde böyle çalmak şapka çıkartılacak bir şey. Yani o yüzden Yavuz hiç aramızdan gitmiyor.
heyecanlı, 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 çok heyecanlıyım, yani canlıyım. Heyecanlı, 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 çok heyecanlıyım, yani canlıyım. Sana öğretenler senin öğrettiklerin, hepsi unutulur, kimdir unutulmayanlar bilir misin? Sana öğretenler senin öğrettiklerin, hepsi unutulur, kimdir unutulmayanlar bilir misin? Çılgınlar, çılgınlar, çılgınlardır çılgınlar. Çılgınlar, çılgınlar, çılgınlardır çılgınlar. Nasıl? Yavuz aslında dünya çapında bir gitarist. Hakikaten yani bugün yaşasaydı dünya çapında bir gitarist olurdu. Biz Yavuz'la beraber çok güzel çalışmalar yaptık. Yavuz Çetin'le yarışmak mı dedin sen? Çalışmak dedim. Çalışmak. Çok güzel çalışmalar yaptık. Kendi karar verdi olaya. Aslında beraber olsaydık da çok güzel de çalışmalarımız olacaktı. Hatta her zaman da onu Bodrum şarkısında anarız. Bodrum'da bir solosu vardır onu. Çaldığımız zaman. Şeyi söyleyeceğim ben, bu mesela Yavuz St. Louis'de yaşasaydı, blues'un doğduğu yerde, gerçekten iyi bir bluescu olurdu. Kendi bluesa adamış bir adamdı. Blues bugün bizim millet tarafından bilinmeyen, çok da anlaşılmayan, belli bir müşterisi olan bir müzik tarzıdır ama Amerika'da blues hayranları ve jazz hayranları çoktur. O da gerçek bir bluescuydu. Çok güzeldi. Bir sanatçı tabii ki tek bir albümle kalmayacaktı. İkinci albüm için kolları sıvadı. 1999 yılında Kıraç, TMC Müzik şirketiyle Yavuz Çetin'i tanıştırdı. Anlaştılar, tanıştılar ve çalışmalar başladı. Albümün tonmeister'ı yine müzik piyasamızın bir başka genç ustası. Masa başındaki ustası Mine Erkaya'ydı. Bir gece Yavuz telefon etti. Adını söyledi. Ben çok heyecanlandım zaten onun adını duyunca. Müzisyenliğini bildiğim için heyecanlandım. Demo parçaları olduğunu ve dinletmek istediğini söyledi. Tamam dedim. Hemen ertesi güne randevu verdim. Ertesi gün geldiğinde 3 parçayla geldi. İkinci albümünde yer alan 3 parçanın demosuyla. Biri Köle, diğeri İstanbul'a ait. Öteki de Kurtar Beni. Ben parçaları dinlediğimde gerçekten çok etkilendim parçalardan. Çok beğendim ve ona da bunu söyledim, ne kadar etkilendiğimi. Fakat son karar vermediğim için klasik, hani bir süre sonra biz ararız seni bir haftaya kadar gibi bir şey söyleyip ayrıldık. Yavuz'la albüm üzerine yoğunlaştık. O zaten yoğunlaşmış bir haldeydi. Ve kayıtlara
başlamıştı. Neredeyse hani benim ayrılmamla onun kayıtlara başladığı gün hemen hemen aynı zamana denk geliyor. Kayıtlara demoyu yaptıkları stüdyoda, Cengiz Köroğlu'nun Fulya'daki stüdyosunda başlamışlardı. Beni çağırdı. Zaten hani birkaç defa gitmiştim provalarına. Bir gün direkt hadi Mine falan dedi. Hadi sen kaydet dedi. Bir anda ben o stüdyoda kendimi kayıt yaparken buldum. Onların kayıtlarını yaparken buldum. Ve aradan bir hafta geçince zaten işin ciddiyetini de kavradım. Eyvah ben kayıt yapıyorum falan. Hani albüm kaydı olacak bu bir proje falan gibi bir moda girdik ve ikimiz yani onun kadar olayı benimsemeye başladım ben de o noktada. Yavuz, ülkemiz müzik piyasası içerisinde stüdyoların da en çok aranılan müzisyenlerinden birisiydi. Sibel Tüzün, Serüven, Turgut Berkez, Kıraç, Göksel, Bulutsuzluk Özleme, Teoman, İzel, Soner Arıca, Deniz Arcak sayabileceğimiz birçok isimlerden sadece birkaçı Yavuz Çetin'in stüdyolarında bulunmasını tercih ettiği bir isim olarak. Özellikle Göksel ve Teoman'ın ilk albümlerinde kullanmış olduğu Talkbox pedalı onların albümlerine çok farklı birer renk katmıştı. Tamamlanmıştı. Ama ne yazık ki Yavuz'un içinde de gittikçe büyüyen bazı sıkıntılar vardı. Aslında kimi şarkılarını dinlediğimiz zaman Yavuz'un sıkıntılarının çoğumuzun ortak sıkıntıları olduğu hemen anlaşılacak. Albümün çıkışını bekleyecek kadar sabredemedi Yavuz. Bazı dostları onun ardından acaba yeteri kadar ona yardımcı olamadınız diye kendilerine sormaya başladı. Yavuz denince benim aklıma gelen ilk şey süper bir yetenek, çok iyi bir gitarist ve çok uysal, ağırbaşlı ve iyi bir insan. Bende böyle bir izlenim bırakmıştır. Onun dışında onun ölümü gerçekten beni ve tabii ki beni olduğu kadar onlarla daha fazla çalmış insanları çok fazla üzdü. Ben burada biraz hani kendimizi suçluyorum bir nevi. Çünkü etrafında olan herkes, müzisyenler, işte arkadaşları vesaire, Yavuz'un son zamanlardaki bu depresif ve işte çöküntü içindeki halinin farkındaydık. Hepimiz farkındaydık bunun. Dolayısıyla hani ama hiçbirimizin eminim aklından böyle bir şey yapabileceği geçmedi. Ama hiçbirimiz de ona en ufak bir yardım eli uzatmadık diye düşünüyorum. Dolayısıyla acaba zaman zaman düşünüyorum. Hani bizler etrafında olan insanlar, müzisyenler olarak bunun ucundan da olsa biraz acaba sorumluluğumuz var mı diye. Ama dediğim gibi hiçbirimiz böyle bir şey yapabileceğini, yapacağını düşünmedik. Onun ikinci albümündeki sözler. Dikkat etmek lazım. İşte yaşamak istemem aranızda gibi bir parça var. Bilemiyorum acaba bu albüm bu olaydan daha önce çıksaydı insanlar bu konuya daha mı ciddi bakarlardı? Daha mı acaba el atarlardı ya da konuya hakimiyet anlamında? Bilemiyorum. Ama o işte aramızdan ayrıldıktan sonra albüm çıkıp o sözleri duyduğumda şahsen ben kendi adıma onun hani bu gidişatını seyrettiğim için hani biraz üzülüyorum. We'll be right back.
Başardınız. Benden bir hissiz yaratmayı nasıl başardınız? Benden bir uyumsuz yaratmayı nasıl başardınız? Sizden bir yaratmayı nasıl başardınız? Yaşamam istemem artık aranızda. Yaşamam istemem artık aranızda. Albümün klip çalışmaları için Yavuz'un kafasında birçok parlak düşünce vardı. Özellikle albümün açılış çalışması Cherokee için ilginç şeyler düşünüyordu. Biz bunun hikayesini yine Mine'den dinleyelim. Klip parçası hangi parça olacak? Klip çekilirse kim çekecek? Nasıl bir klip olacak? Hatta o dönemlerde Cherokee'ye klip çekmek istiyordu Yavuz. Ve Cherokee için de Cherokee'de yani zengine bir söylemi var Yavuz'un. Öyle bir zengin fakir durumu var. Hani ben dedi sokakta şey yapan, hani bir karikatür mizan, öyle bir mizan sen düşünüyorum. Bir çöpçü olacaktı. Böyle etrafında Cherokee'lerin vızır vızır gezdiği falan. O da o parçaları ona söyler gibi söyleyecekti. Hani Yavuz'un ağzından. Böyle bir şey düşünmüştü. Fakat işte animasyon klip olayları zor ve çok pahalı diye ondan vazgeçildi. Bir de hani parçanın sözleri arasında Rütük'e takılacak demeyeyim ama hani insanların kulağına takılıp vay be falan dedirtecek bir söz olduğu için prodüksiyon firması da nasıl bakar? Hani ilk çıkış parçası olarak böyle sert bir söylem nasıl olur gibi soru işaretleri de vardı. Yani parçayı dinlettiğimiz bir takım arkadaşlarımız da hani yok bu çok sert kaçar, sen daha yumuşak soft bir parçayla, daha sözleri ılımlı olan bir parçayla çıkış yap gibi yorumlar yapmışlardı. Geliyor ayın sonu, yok mu yardım fonu? Kimisi beş kuruşun derdine düşmüş, kiminin keyfi yerinde. Herkesin derdi ayrı. Herkesin
saçlı karların altında Grand Cherokee. Etler ve boğaz attı civarında gezer tozarlar. Bir de ona sormak lazım, senin de bir derdin var mı diye. Herkesi tuttu kendine bu dönemde. Aybaşı günlerim, yokladım ceplerim. Ben yine beş kuruşun derdine düştüm. Kiminin cebi şişkin? Herkesin derdi ayrı. Herkesin derdi aynı. Herkesin derdi kendine. Bu dönemde. Ve anılarını dostlarıyla birlikte kısaca anmak istedik. Bu programda onun tüm dostlarına yer vermek isterdik. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Onunla birlikte müziği paylaşmış olan hiç kimseyi unutmadık. Fakat Yavuz'un o kadar çok seveni vardı ki onları bu programa sığdırmak gerçekten mümkün değil. Yavuz'dan bize şimdi geriye birçok stüdyo kaydı, blues dolu geceler, güzel anılar, iki tane albüm ve Yavuzcan kaldı. Evet, Yavuzcan 10 yaşında pırıl pırıl bir çocuk. Gitara da ilgisi var. Önümüzdeki günlerde ders almaya başlayacak. Ve eğer babasının izinden giderse bu işi babasının bıraktığı yerden çok daha ileriye götürecek eminiz. Son söz Yavuzcan'ın. Babamı komik hatırlıyorum. Televizyonu kısık sesle... Hep her şey kısık sesle çalan birisi olarak tanıyorum. İşte komiklik yapar, güldürürdü. Sonra çok iyiydi yani. Gitarını kırmıştım. Gitarını saklayacaktım. Babam dışarıda dedi. Gitarını saklayacaktım, saklayamadım. Babam geldi. Ben de ağlamaya başladım. Bir baktım babam gülüyor. Ben de babama sordum niçin gülüyorsun? Gitarı kırdım dedi. O da dedi ki olur böyle şeyler. Öyle dedi. Onu hatırlıyorum işte. Rumeli Hisarı'na gitmiştim. Tarihi bir yer. Toplar mutlar var. Orada işte hayvanları... Ben görünce ben sallamaya başladım. Yani ben uçuyorum öyle. Annem geldi işte böyle güldü. Öyle oldu. Ben oturuyorum, babamı izliyordum orada. Sahne platformu var. Orada izliyordum. Masafat Üskan'la en son o çaldıkları gün hatırlıyorum. Babamla Mazhar
şey yapmıştı. Yarış yapmışlardı. Böyle gitar yemiş orada müzikle birlikte. Babam yenmişti. Masada diyor. İşte Yavuz Çetin öyle bir şey dedi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Çok güzeldi. Çalmak istiyorum. Bir de bilgisayarları öğrenmek istiyorum, grafik yapmayı. Oyuncak dünya, bu oyun çok kolay, sen de oyna. Kır ve dök, yap ve boz, yeniden başla. Hepimiz çocuklarız aslında. Kimisi askercilik oynar, kimisi hırsız polis oynar, kimisi evcilik oyunu oynar. Müzisyeni oynarım şimdi. Bozuldu oyunun kuralları. Kimileri saklambaç oynar, kimileri kovalamaca oynar, kimileri doktorculuk oynar. Müzisyeni oynarım şimdi.
başlamak inan zor değil. Sadece biraz daha özverin.